Merhaba arkadaşlar, Almanya Yolcusu Kalmasın kanalımıza hoş geldiniz. İsmim Alparslan, Osman Halıcı ile konuşmamızın, sohbetimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Osman Halıcı. Evet, Werkstatt'ta kalmıştık. Evet. Gelen vatandaş Werkstatt üzere geliyor, burada çalışıyor. Zannediyor ki burada oturum kazandı, çalışma hakkı kazandı. Ama o şekil burada 30 yıl da geçsek, varsayım üzere, burada yaşama, oturum alma hakkı elde edemez o şekilde. Bunu çoğu bilmeden geliyor, yazık ediyor. Ama bilerek gelip para kazanma amaçlı geliyorsa bu ayrı bir şey tabii. Bilinçli geliyor. Biraz daha fazla maaş alıyor tabii. Ortalama 1500-1700 euro maaş verir getiren şirketler. Buna bu var. Ondan sonra gelen AB vatandaşı zaten evet. Avrupa Birliği vatandaşı dilediği zaten gibi aynen seyahat özgür tabii. Seyahatte çalışmaya da sahip. Evet. Şimdi bir de diğer ülkelerden Schengen vizesi ve Schengen olmayan vizeler. Bulgaristan gibi ülkelerden oturum alıp gelmenin hiçbir faydası yok. Çünkü Schengen değil, çalışamaz, gelemez. Polonya üzerinden çok meşhur bu ara, çok aktif oldu. Bunu yapanlar, uygulayanlar var. Bu tür insanlar gelebilir, Polonya'ya çalışma müsaadesi alabilir. Koşulları biraz daha serbesttir, Almanya gibi ağır değil. Ama bu vatandaş asla Almanya'da çalışamaz. Bu şekil Polonya üzere de gelenler var ama bu Polonya üzerinden bu şekil çalışabiliyordu Almanya'da. Dediğimiz gibi Polonya şirketi için. Ama bunun Almanya'yla hiçbir bağlantısı yok. Bu vatandaşlar geldikten sonra zannediyor ki Almanya'da çalışabilir. Çalışamaz, böyle bir şey yok. Süreli Schengen oturumuyla ya da vizesiyle Almanya'da çalışamaz. Süresiz elde ederse çalışabilir, özgür. Hani bu da aslında tavsiye edilir. Birçoğu Almanya'ya odaklanıyor. Polonya'ya gelip oradan süresiz oturum alma peşine düşüp evet. Süresiz aldıktan sonra Almanya'ya gelebilir. Bu olabilir. Ama süresiz almak da kolay değil. Zaman alıyor, evet. Uzun zaman. Ama Polonya'dan süresiz almak, Almanya'da almaktan daha kolay. Hani bunu insan kendisi tartabilir. Ondan sonra bizim 81A dediğimiz sistemle gelme imkanı var. Kaçak yolları var. Onları zaten hiç anlatmam. Ama bu 81A bu şey galiba değil mi? Nitelikli şu anki kurulan nitelikli iş göçü yasası tabii, çerçevesinde. Tabii vasıflı, kalifiyeli meslek okulu yani eskiden dediğimiz çıraklık okulu evet. Okumuş olan, 3 yıl eğitim görmüş olan ve ayrıyetten tecrübe. Meslek lisesi. Meslek lisesi. Teknik meslek lisesi. Teknik meslek lisesi. Üniversite, ön lisans. Bunlar zaten bu tür insanlar gelebiliyor. Bunlar da denklik alması gerekiyor. Almanya'da. Şöyle, yoksa her önüne gelen der ki ya ben kalifiyeli elemanım. Ben geliyorum, çalışıyorum. Türkiye'de şu var, ben ustayım diyor. Almanya'ya göre usta olmanın belgeyle usta olur. Belgen yoksa olamıyorsun. O belgeyi de böyle kurslarla falan değil, ustalık okuluna giderek alıyor. Almanya'da 2 yıl, 3 yıl, 1 yıl ustalık okulları var. Onlara girip sınavlara katılıp oluyor. Hani çekirdekten yetiştim, ben bu işi iyi yapıyorum, olmuyor. Meslek lisesi okumuş olacak 4 yıl, 5 yıl artık. Ne kadar sürüyorsa, onu okuduktan sonra bu tür vasıflara sahip insanlar denkliğe başvurur, diplomasını, belgesini tanıtır. O insanlar iş bulup Almanya'ya gelebilir. Şöyle bir soru soruyor o zaman. Şimdi meslek lisesi mezunuyuz ve bu adam kesin oraya gidebilir mi? Ya kesin diye hiçbir zaman şu şekilde örnek veriyorum mesela. Şuna, amacım şu. İhtimal yüksek. Ha, ihtimal yüksek. Tabii şimdi bu tür durumlarda biz ihtimal değerlendiriyoruz. Hani kesin %100 bir şey yok. Bu mesleklerin de bir grupları var yani. Grupları meslek, var. O yüzden onu tabii bu, şimdi koşullar denklik alır. Kesin alır. Kısmi ya da tam denklik alır. Tabii mesleğine göre, okuduğu okullara göre. Bunları alır. Bunları aldıktan sonra belirli bakanlıklara başvuru yap. Bunlar onay verdikten sonra konsolosluk randevusu alınır. Konsolosluğa başvuruyor. O bile iptal edebiliyor. Bize de red verebiliyor. Yani belgenden şüphe duydum gerçekliğine. Red verdi. Ha bunların yolu var mı? Var. Biz bunun için buradayız. Hani bu tür problemlerle karşılaştığımızda biz çözüyoruz ama hani bu işi bilen birisiyle yola çıkmazsan onu çözülemez yani. Çok zor. Konsolosluğa itiraz etmek, gerekçe vermek, onlarla baş etmek, konuşmak bu zordur yani. Basit bir şey değil. Kaldı ki dil bilmiyorsun. Bu daha zordur. Kaldı ki konsolosluk Türkiye'den gelen redlere, itirazlara pek önemsemiyor. Evet. Şimdi Almanya'dan bir yazı gitmesi farklı. Türkiye'den avukattan gitmesi farklı. Türkiye'den gitmesi farklı. Ona göre onlar da onu ağırlığını tartarak zaman ayırıyor ona. Peki şöyle bir soru soruyorum. Almanya'da şu an için hangi meslekler yani bu vasıflı olarak aranan meslek çok çok acil, önemli. Çok acil sağlık meslekleri,
bakıcılık meslekleri, yaşlı, hasta vesaire. Ama bunlar sağlık konusunda da koşullar çok ağır. Bir kere B2 seviyesi Almanca bilmeniz gerekiyor. B2. Bu da biraz yüksek yani. Sağlık olarak değil de vasıflı işçi. Mesela örnek veriyorum. Evet. Siz, kendimden örnek biçeyim. Evet, ben sağlıkta vasıflı. Yani bir hasta bakıcısı, acil servis eğitimi görmüş, meslek lisesi okumuş. Bu da vasıflı. İlla doktordan kastetmiyorum. Kastım doktor değil, hemşire anladım, de var. Anladım demek istedim. Bunun dışında kaynakçılara çok ihtiyaç var. Elektrikçilere ihtiyaç var. Aslında her mesleğe ihtiyaç var yani. Zor olan heykeltıraş. Zordur yani. Bu tür meslek. Sanatsal. Sanat zordur. Yani ressama müzik. Tabii, bu zordur. Sanat, tabii, yani ressam. Bunlar zordur. Bunlar biraz zor. Olur ama zordur. Hani iş bulma imkanı biraz daha. Zordur. Yani zor. ressama maaşlı iş bulmak zordur yani. Bunlar neredeyse imkansızdır. Sonra bir de belirli ne kadar yüksek eğitimin o kadar çok Almanca gerek. Yani bir mühendisin hiç Almanca bilmeden iş bulması imkansız. Biraz zordur. İmkansız. Yok, imkansız değil. Türk iş yeri bulur falan ama bu zordur. Çember hep daraltılır yani. Ama ne kadar eğitimi daha düşük, hani düşük derken meslek lisesi örneğin elektrikçi çok var. Türk şirketleri çok var. Ayarlanılabilir. Evet. Ama bir doktorun yani, evet, gitmesi lazım. Hastanede yani çalışacak şimdi, yani kişilerle tabii muhatap olması lazım. Diyalog halinde. Hemşireye tansiyon ölçtüreceğini, aşı yap diyecek. Evet. Karışık yani evet, onun evet için. Yani bu yüzden dil önemli yani. Tabii. Onun için devlet de bunu şart koşuyor. Doktorlarda C1 seviyesi, hemşirelerde B2. Peki şöyle söyleyeyim. Denklik gerektirmeyen meslekler yok. Yok derken şöyle yok. Şöyle var. Çok yüksek okul okumuştur. Mühendistir, üniversite mezunudur. Denklik almadan gelinebilir ama geldikten sonra gene denklik alır. Yani o pek biraz şu şekilde, hayır değil. Hani mesela Almanya'nın mesela hükümetin, federal hükümetin öncelik verdiği mesela meslekler yok mu mesela denklik işte olmadan? He. Direkt gel buraya hiç çalış. Hiç olmadan olur da. Evet, zor var mı öyle bir gruplar? Öyle meslek i̇şte grupları ne kadar falan yüksek okul okursun o kadar gelme ihtimalin daha yüksek. Bunu demek istiyorum. Ben anlıyorum. C2 seviyesi Almancam var. Örnek C2 veriyorum. Varsa zaten C2 seviyem gelirsin var. Mesela ben robotik kodlamacıyım. C2'yi Alman bilirim. C2 varsa zaten gelirsin. Her türlü gelirsin. Her türlü gelirsin. Yani orada bir mesleke başlarsın, gene evet, gelirsin. Yani Ausbildung tarzı. Ausbildung başlar, gene gelirsin. Üniversiteye kaydolur, gene gelirsin Alman üniversitesine. Yani tabii. Dil okulu vasıtasıyla, dil okulu vasıtasıyla. Lise mezunuysa falan, lise gene gelirsin. Ama C2 Alman'da yok yani. Türkiye'de nasıl olur? Biz A1'i bulamıyoruz, A1 bileni. C2'de yani vatandaştan A1 istiyoruz, bulamıyoruz. Yani dil hiç olmadan. Ama dil mevzusu da çok önemli değil mi yani? Şimdi ya tabii geçeceksen, şimdi gideceksen öğreneceksin. Yani şu an ben Brezilya'ya gitmek istesem, hayatımı orada sürdüm. İspanyolca öğrenmem gerekiyor. Oran dilini öğrenmem lazım. İspanyolcayı bilmem gerekiyor. En başta yapacağım iş o dili öğrenmek. En başta her şeyden önce. Onu öğrendikten sonra imkanlarına bakarsın. Ama dil olmadan önce bir ekmek alacaksın, alamayacaksın. Yani evet, ne yapacaksın? Evet, evet, çocuğun doğru hastalanacak, taksi çağıramayacaksın. Yani şart olmasa da hukuki olarak sen sosyal yaşantıda bunu bilmen lazım. Yani kişisel hayatını, mesela özel sosyal hayatını geliştirebilecek, idame edebilecek kadar bir Almanca bilmesi gerekiyor. Ve bu da A1, A2 yani. Zaten evet, bu budur. Metroyu bulmak, yol bulmak, yol adres sormak. A1, A2 budur yani. Ki biz bunu bulamıyoruz yani vatandaştan Türkiye'de çok az. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Almanca gerçekten zor bir dil. Türkçe'ye çok benzeyen bir dil. Türkçe sondan eklemeli. Almanca baştan eklemeli olduğu için tabii biraz da sayılar da ters okuyor. Evet, sayılar da ters.